Çoğu kişiye göre en iyi sitcom dizilerinden biri olan Friends, 90'lar dönemine damga vurmakla kalmamış, gençliğe yeni adım atan her bireyin başladığı ilk dizilerden biri olma özelliğine de sahiptir. Ve biz de bu videoda sizlere Friends hakkında çok bilinmeyen bilgileri anlatacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Videosunu yapmamızı istediğiniz dizileri ve filmleri yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Dilerseniz videoya geçebiliriz. Dizinin adı ilk olarak Friends Like Us, Six of One ve Insomnia Cafe olarak düşünülmüştür. Dizinin introsunun çekimi Kaliforniya'daki Warner Bros. Stüdyolarında çekilmiştir. Dizideki karakterlerden bazılarının isimleri 42 sezon süren All My Children dizisindeki karakterlerden alınmıştır. Dizinin ilk başta 4 karakter üzerine odaklanması planlanmış. Phoebe ve Chandler'ın ana karakterlerden olmalarına daha sonra karar verilmiştir. David Schwimmer 6 ana karakterin seçilen ilk oyuncusu. Jennifer Aniston ise 6 ana karakterin seçilen son oyuncusu oldu. Dizinin pilot bölümünde Monica birlikte olduğu erkeklerden birinin ismini unutur. Seyircinin bu yüzden kendisini sevmeyeceği yönünde endişeye kapılan yapımcılar da stüdyodaki izleyiciye bunun değişip değişmemesiyle ilgili bir anket yaparlar. Sonuç olarak sahne değişmedi. Dizi başladığında Chandler ve Joey'nin daire numarası 4, Rachel ve Monica'nınki 5 iken daha sonra daire numaraları 19-20 olarak değiştirilmiştir. Chandler ve Monica çifti aslında sonradan kurgulanmıştır. Dizi daha yayınlanmadan önce senaristler Monica ile Joey karakterleri arasında büyük bir aşk planlamış ve zamanla bu plana uyulmamıştır. Rachel rolü ilk olarak Courtney Cox'a gitmiş. Ancak senaryoyu okuduktan sonra Monica rolünü oynamak istemiştir. Dizide Ross ve Monica'nın annesini canlandıran Christina Pickles, How I Met Your Mother dizisinde Lily'nin anneannesini canlandırmıştır. Joey'nin evindeki beyaz köpek aslında Jennifer Aniston'a bir arkadaşı tarafından iyi şans getirmesi için armağan edilmiş. Monica ve Rachel'ın birlikte yaşadığı apartman dairesindeki buzdolabı gerçekten çalışıyormuş. Hatta içi dizi ekibinin yiyecek ve içecekleriyle doluymuş. Chandler karakterine hayat veren Matthew Perry, Komşum Bir Katil filmindeki rol arkadaşı Bruce Willis'le bir iddiaya girmiş ve iddiayı kazanan taraf Matthew Perry olmuştur. Bunun karşılığında Bruce Willis dizide ücretsiz oynamayı kabul etmiştir. Dizinin yapımcıları ona ücretini ödemiştir ancak o parayı bir hayır kurumuna bağışlamıştır ve Bruce Willis 2000 yılında en iyi erkek konuk oyuncu kategorisinde Emmy ödülü kazanmıştır. The Simpsons dizisinin seslendirme kadrosundan 3 kişi diziye konuk olmuştur. Courtney Cox dizide Monica karakteriyle Rose'un küçük kız kardeşi olmasına rağmen gerçek hayatta David Schwimmer'dan büyüktür. Monica karakterini canlandıran Courtney Cox 6 oyuncu içerisinde dizi boyunca Emmy'ye aday gösterilmeyen tek oyuncudur. Phoebe'nin erkek kardeşinin üçüzleri için taşıyıcı anne olması senaryosu, Lisa Kudrow gerçek hayatta hamile olduğu için yazılmıştır. Dizideki temel eşyalardan biri olan turuncu koltuk, Warner Bros. Stüdyosu'nun bodrum katında bulunup getirilmiştir. Phoebe karakterini canlandıran Lisa Kudrow, senaryoyu ilk okuduğunda Chandler karakterinin gay olduğunu düşünmüştür. Giovanni Ribisi her ne kadar Phoebe'nin erkek kardeşi Frank Jr.'ı canlandırsa da ikinci sezonun başlarında yayınlanan bir bölümde küçük bir rolle daha karşımıza çıktı. Phoebe'nin gitar çantasına bozuk para yerine prezervatif atan birini canlandırdı. Kendisini Marvel evreninin Ant-Man'i olarak bildiğimiz Paul Rudd dizide Mike Hennigan karakterini canlandırmıştır. Dizinin bir hayranı 10 sezon boyunca Joey'nin Chandler'a yaklaşık 120 bin dolar borç biriktirdiğini hesaplamıştır. 6. sezon 1. bölümün jeneriğinde tüm oyuncu kadrosunun isim ve soyadlarının sonuna Courtney Cox ve David Arquette'in evliliğine ithafen Arquette soyadı eklenmiştir. Monica'nın dairesinin kapı deliği etrafındaki çerçeve aslında bir aynaydı. Çekimlerin ilk aşamalarında bir set çalışanı tarafından kırıldı. Fakat yapımcılar görüntünün hoş olduğunu düşünerek o halde bırakmaya karar verdiler. Kendisini Marvel evreninin Happy Hogan olarak bildiğimiz Jon Favreau'ya Chandler rolü teklif edilmiş. Ancak daha sonra Monica'nın milyoner erkek arkadaşı Pete Baker olarak dizide yer almıştır.
bilim adamı David rolünde izlediğimiz Hank Azaria, dizi çekilmeye başlamadan önce iki defa Joey karakteri için seçmelere katılmıştır. Dizide Chandler karakterini canlandıran Matthew Perry'nin babası John Bennett Perry, dizide Joshua'nın babası olarak rol almıştır. Rose karakterini canlandıran David Schwimmer, dizinin tam 10 bölümünde yönetmenlik yapmıştır. Dizinin IMDb'ye göre en iyi bölümü 9.7 puanla 5. sezon 14. bölümü ve final bölümüdür. En kötüsü ise 7.2 puanla 4. sezon 21. bölümüdür.